Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Üzülü katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 3 Mayıs'ta Fenerbahçe Petrol Ofisi Karagümrük karşısında 1-0 önde kapatmıştı müsabakayı. Fenerbahçe Opet Vakıf Bank'ı 3-1 yenmişti. Sivassporla Spor'la berabere kalmıştı futbol A takımımız. Aynen Fenerbahçe Beko'nun yenilgisi maalesef moralleri bozmuştu. Ancak iyi tarafından bakmak gerekirse biz bir spor kulübüyüz ve her türlü branşta şampiyonluklara adayız. Jorge Jesus'un büyük takımlar tüm kupalara taliptir sözünü hatırlatarak videomuza başlayalım arkadaşlar. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım mı? Başlayalım. Fenerbahçe'mize müjde üstüne müjde arkadaşlar. E, ee, Spor, Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19'da Çotanak Spor Kompleksinde bir tek sen Giresun Spor'la oynayacağımız maçın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde Can tesislerinde yapılan idmanla başladık. Jesus yönetimindeki antrenman koşu hani antrenman koşu ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Demir Grup Sivas Spor'un oynanan maçta 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlamış. Bu arada ben de zaman içerisinde bu kelimeyi söyleyebilir duruma gelmişim. Yeni farkına varıyorum. Normalde söyleyemiyordum bu kelimeyi. Şimdi Jesus İsmail Yüksek 4-5 gün içinde geri dönecek demişti Sivas maçından önce. Valencia'da bir sonraki lig maçında hazır olacak demişti. Ve müjdeli haber somut olarak gerçekleşti arkadaşlar sakatlar iyileşti. Enner Valencia ve İsmail Yüksek takımla çalışmalara başladı. Ha şunu da belirteyim. İsma Valencia'nın sarı kart ceza sınırında olduğunu hatırlatayım. Mutlaka sarı kart tip Trabzon maçında ceza duruma düşürülecektir. Onu da belirteyim. Hı? Ya benim aklıma şey geldi. Hani Giresun maçını kazanırsak inşallah o maç sonrasında üyelik hediye eder misiniz? Ya da şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Giresun'u yenerse inşallah. Galatasaray'da Başakşehir'e puan kaybederse... E, ...üyelik hediye eder misiniz kanalda? ya yani Yorumla, bu yoruma yazar mısınız arkadaşlar bu videonun yorumuna? Bir de şunu belirteyim. Burada hiç kimse bizim özelimize, kutsalımıza... E, ...aykırı, ahlaksız, edepsiz sözleri söyleyemez. Gereken cevabı hem üyeler hem aboneler yorumlarda verecektir. Hocam işte biz şöyle yaparız, böyle yaparız, engellerimiz... Arkadaşlar bizim, bak... ...şunu söyleyeyim, hiç kimse kimsenin değerine saygısı gelemez. Ben burada... Çıkıp da Galatasaray şöyledir, böyledir diye küfür etmem. Ya da e, sizler etmezsiniz. Ama kanala gelip de küfürler saçanlara da lütfen anlayacakları dilde e, cevapları verin arkadaşlar. Yani bunu size bırakıyorum. O yüzden yorumları bol bol takip edin arkadaşlar. Yani yorumları takip edin. Canınız sıkılırsa canınızın sıkıntısını çıkartabilirsiniz. Mesela can sıkıntısını çıkartan bir kurumda PFDK kararları açıklamış. Profesyonel Fenerbahçe'yi durdurma kurulu, e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıklamış. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verilmiş. İşte detaylar. Ben kısaca cezaları söyleyeyim. Fenerbahçe'ye 510 bin TL para cezası. Beşiktaş'a 580 bin TL para cezası. Trabzonspor'a 276 bin TL para cezası. Emre Kocadağ'a 52 bin TL para cezası. Serhan Çetin Sayaya 21 gün hak mahrumiyeti 50 bin lira para cezası. Konya Spor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakazetas'a 2 maç men cezası ki Bakazetas bu maçlardan birini Fenerbahçe maçında yaşayacak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası İrfancan Kahveci. Şu an için belli mi olur Giresun maçında belki başka birine gösterirler. E, Trabzonspor'da da Fenerbahçe maçı için şu an için oynamayacağı kesinleşen isim Bakazetas. Atilla Senayi'nin babasından transfer sözleri. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu haberde çok tuhaf bir yer var. Hiçbiriniz dikkat etmemişsinizdir. Eminim etmemişsinizdir. Ettiyseniz de aklınıza ben gelmişimdir. Şimdi Atilla Senayi'nin babası açıklamalarda bulunmuş. Transfer falan filan. Macaristan'da yayın yapan Sports Radio'nun, Sports Radyo'nun. Hatta Futas isimli programına konuk olmuş. O oğlum bir gol attığında bu galibiyet golü de olsa ya donup kalıyorum ya ağlıyorum ya da sevinçten zıplıyorum demiş. Keşke oğlunun İstanbul Spor maçındaki tertemiz golü de verilseydi de biz de zıplasaydık. Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor. Bakın buraya dikkat. Yalvarırım dikkat edin. Bak bura çok çok önemli. Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor ama size tüm gerçeği söyleyemem. Atilla şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor. Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. Atilla için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış. Birinci sihirli cümlemiz. Hani çok ciddi her yaz çok ciddi teklifler olur ama size tüm gerçeği söyleyemem. İkinci e, favori cümle ne kadar bonservis isteyecek konusu Fenerbahçe'ye kalmış. Şimdi dikkat. Örnek olarak Fenerbahçe 20 milyon euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil. Arkadaşlar, aklınıza niye ben geldim? Atilla Sanayi için bir Rus kulübü sezonun başında 18 milyon euro teklifte bulundu. Fenerbahçemizden şu cevap geldi. 20 milyon euroyu verirseniz alırsınız, yoksa alamazsınız diye. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. 18'e Atilla Salah'ı. 18'e de Kim Minji'yi gitmiş olsaydı. 36 milyon euro. 5 milyon euroya Bekao. 5 milyon euroya Nino. 5 milyon euroya Luan Perez çekilmiş olsaydı. Serdar Aziz de 4. stoper bu arada. Ya Tisserand da gitmiş oluyor. <laughs> Lemos, Tisserand falan da göndermiş oluyorsun. Kazık mı yemiş olurduk? taş gibi stoper attım oluşturmuş olurduk. Şimdi Fenerbahçe'de taraftarın kızdığı nokta şu. Bazen ben hak veriyorum bak. Ben sadece papağanlığa kızıyorum. Ya her cümlede aynı şey. Her cümlede aynı şey. Kardeşim ben de size hak veriyorum. Ben de Kim Minji'nin parasının hiç edildiği görüşündeyim. bir Osterwold'e 6 milyon euro verildi. Bir Luan Perez'e 5 milyon euro verildi. 11 milyon euro. Samet Akaydın'a kağıt üzerinde 3.7. Hani 14.7 milyon euro verilmiş oldu. 14.7 milyon euro verildi stoper hattına. Ee, bazılarda da Mustafa Önük'e 2.8 veriliyor. Hadi o da veresin. 16 Yani 17.5 milyon euroya savunma hattına transferler yapıldı. Kaçı geleceğe yatırım? Kaçı para kazandırır? Bu tartışma konusu. İşte ama şunu söyleyeyim. Atilla Salahi için 18 verdiklerinde ben olsam verirdim. Şimdi yine söylüyorum. 18 mi teklif ettiler? Veririm. Bak reddetmeyeceğim teklifleri söyleyeyim. İrfan Can'a 7.5 teklif verdiler. Kabul. Mert Hakan'a 5 verdiler. Kabul. 4'e de kabul. 3'e de kabul. Serdar Dursun'a 2 milyon euro 3 milyon euro. Kabul. 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 Serdar Aziz'e 2 milyon euro. Kabul. Samet Akaydın'ı 3.7'ye aldın. Değil mi? 3.7'ye aldın. Aynı Samet Akaydın'ı. Yabancı kuralı serbest olsun. 3 versinler. Ben kabul ediyorum. Gönderin. 3 versinler. Kabul. Çünkü yabancı serbest olursa. Yabancı serbest olmasa 3.7'yi aldıysan en az 3.7'ye verirsin. Öyle söyleyeyim size. Atilla aynı babasına dönüyorum. Ne oğlum ne ben hiçbir zaman parayla ilgilenmedik. Bir transfer söz konusuysa içinizde bir mutluluk mu yoksa ilgisizlik mi hissettiğinizi düşünmeniz gerek açıklaması yaptı bak. Mutluluk mu şey mi? Atilla birçok takımda oynayabilir. Düşünülebilecek birçok kulüp var ama Fenerbahçe'den sonra direkt Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'un İlk aşamada gidebileceği bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sürekli oynayabileceği ve kendini geliştirmeye devam edebileceği bir Bundesliga veya Premier Lig orta sıra takımı en doğru seçenek olabilir. Burada da üçüncü şifremiz Bundesliga, Premier Lig takımı. Premier Lig'den Newcastle United kafayı takmış durumda. Ve biz İngiliz kulüplerinin para sa e saçtıklarını biliyoruz. Ya eğer Atilla Salay'ı 25'e falan Newcastle'a falan okutabilirseniz Heykelinizi dikmemiz lazım olur. Bunu da söyleyeyim. Umarım becerebilirsiniz. Şimdi Ekrem Konur Enner Valencia'nın sözleşme uzatma olayı yılan hikayesi gibi demiş. Fenerbahçe 2 artı 1 yıllık sözleşme uzatmak için görüşmelere devam ediyor. Bak. Biraz Ekrem Konur karıştırmış olabilir. Biz 1 artı 1 Valencia'nın kendi 2 artı 1 istiyor. Benim bildiğim böyle. Brezilya kaynakları ekvatorlu forvetin İnternasyonel ile ön protokol yaptığını ve Temmuz ayında imzalar atılacağını söylüyor diyor. Yani bir taraftan Fenerbahçe uzatmak istiyor, bir taraftan Valencia Fenerbahçeye bağlıyım diyor ama bir taraftan da Brezilya kaynakları imzaladı diyor. O da farkında. Netlik yok arkadaşlar. Şu an için bir netlik yok. Ne desek ee yalan olur. Bu arada Fenerbahçe Opet bugün ee oynanacak olan serinin ikinci maçında kazanırsa adını finale yazdırmış olacak. Hadi sarı melekler inşallah e, kazanırsınız. Şimdi önümde bir liste var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecekler listesi. Arkadaşlar bu listeyi sizler de hazırlayabilirsiniz. Ben futbolculara kulüplerini söyleyeyim. Siz de bana şunu söyleyin. Hani alınabilir ya da alınamaz. Ya da hocam şunları alalım diye. Hani her isim iyi değil. Onu da belirteyim. Ama bon servisini elinde bulunacak 20 tane isim var. Bunlardan bir tanesi daha doğrusu birkaç tanesi bizim ilgi alanındaydı. İlki Santiago Arias, son kulübü Granada diyor. Ee, nasıl Granada ya? Cincinnati de bu. Santiago Arias. Allah Allah. Ben mi karıştırdım? Arten Zuba. Geçiniz dediğinizi duyar gibiyim. Danny Drinkwater. Şu anda Reading demiş. Hatırlıyor musunuz Leicester'ın şampiyonluktan yani şampiyonluğundan sonra almaya bayağı çalışmıştık. Ee, yani şu an veteran gibi bir şey. Andre Ayu, Danny Ross, Watford'dan. Bu da e, geçmişte bak. Arkadaşlar birçok futbolcunun ismi bizimle çok anılmıştı. Hatırlıyor musunuz ya? Yani 1 milyon eurolara falan düşmüş Danny Ross. Ya bunların hiçbirini tanımıyorum. Tyler Boyd. Son kulübe Beşiktaş diyor ama bu bir gittiği bir yerde şeyler yaptıydı diye hatırlıyorum ya. Tyler Boyd. Amerika'ya gitmemiş miydi ya? 425 bin euro diyor. Diğer de Los Angeles'ta ne yapmış? 10 maçta bir gol. Müthiş performans. Atem Ben Arfa. Boyan 43, 44, 45. Isco. Arkadaşlar Isco'yu Fenerbahçe'ye ısrarla yazdılar. Hala söylüyorum. Bana ulaşan hala bir bilgi yok. Ee, hiçbir şekilde de alakamız yok. Gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Hasan Ali kaldırım boşa çıkıyormuş. Nikola Maksimovic Genoa'dan. Bu şey mi ya? Stoper olan mı? Transfer market değeri çok yüksekti. Biz bunu almaya niyetlendik. Bazı arkadaşlar dedik hocam o eşeğin önde gideni Sakın adetler. Zaten 1.93 boyunda. Bize böyle ideal 1.85 boyunda falan bir stoper lazım. Aynen bu o stoper dediğim gibi. Nikola'yı Jörgensen Kopenhag'dan e, ee, Jesse Ankara gücü diyor. Bu sen şey mi? Forvet olan mı? Ha. O 400 bin euroya kadar düşmüş. Geçiniz. Jesse Ankara gücü. Max Kruse Wolfsburg. Lucas Lima Palmeiras. Elakuin Mangala Valencia. Alexander Pato Orlando City. Simone Zaza. Arkadaşlar ben bunları niye söylüyorum? şeyler canlandı değil mi? Hocam biz buna da talip olmuştuk. Ben yani bunu da hatırlıyorum. Bununla da ilgilenmiştik. Yani bu da böyleydi falan diye. Sime Virsaliko ve Jean-Evrard Koassi demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunların hiçbirini Fenerbahçe'ye istemem açıkçası. Ben Fenerbahçe'ye isteyeceğim isimler çok başka isimler. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Fenerbahçe Transfer Market. Dün detay derinlemesine şöyle düşündüm. Ama bir de sesli düşünmek istiyorum. Niye derinlemesine düşündüm? 172.4 milyon euro yazıyor. Şimdi takımımızda kiralık futbolcu da var. Şey de var. Şimdi ben burada bazı isimleri gönderme niyetindeyim. Mesela İrfan Can Eğribayat. 1.2'yi alabilirsin bonservisini. Yaşı daha 24. Haziran'da 25 olacak. 6 ayda 25. İki tane 25'lik kalecin olur. Ertuğrul 20 yaşına girdi. 3 tane Türk kalecim var. Eğer yabancı kuralı falan filan. Şimdi Atilla Salah'ı 14 milyon euro yazıyor. Eğer Atilla'yı 20'ye gönderirsem bence var ya büyük iş yaparsın. Ruan Perez 5. Samet Akaydın 4.2. Gustavo'nunki 2.4 ama saymıyorum Gustavo'yu. Yani Perez, Samet, Serdar. 3 tane stoperimiz var. Bence bize bir tane stoper lazım. Bir tane de kaleci lazım. Hatta kaleci Pena olabilir. Inaki Pena var ya arkadaşlar. sözleşmesi de boşa çıkıyor ama başka bir takım anlaştı diye biliyorum. Bak bir kaleci bir stoper. İki. Lincoln Henrique'yi sol bek gösteriyor. Lincoln 10 numara. Sol bek değil. Biz onu mecburiyetten orada oynattık. Osterwold'e sol bek. 22 yaşında. Yani ya bize saplanmış bir kazık olarak tarihe geçecek ya da kendini gösterecek Fenerbahçe taraftarı okeyi verecek. Ezgi Canerliuski kiralık zaten. Geri gidecek o. Ezgi Canın devam etme ihtimali yok. Osterwolde Lincoln. Hani tehlike anında camı kırınız. Luan Perez olabilir. Ya da Luan Perez, osterwolde Solbek ikilisi. İki tane kütür kütür stoper lazım. Bir de kaleci üç. Şu an için üç tane. Ferdi o sayı Nazım. Bir kere Nazım'dan ümidi olan herhalde Polian'la bile Nazım'dan ümidi kesmiştir. Ferdi'yi ben elde tutabileceğimizi zannetmiyorum. 30 milyon euro civarında bir banda gönderebiliriz. Osayi Samuel için 12 milyon euro civarında bir e, teklif vardı. Yani daha doğrusu opsiyon ama biz zorunlu koyalım diye. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer Ferdi 30'a, Osay'ı 12'ye göndermek gibi bir beceri elde edersek 42 milyon euro olup Atilla Senayi'de 18'e gitsin abi. 50 60 3 futbolcundan 60 milyon euro elde edecek kapasitemiz varsa oraya hiç uğraşmayalım. 10 milyon euro piyasa değerinde ya da 20 milyon euro piyasa değerinde 6 tane 10 milyon euroya futbolcu alalım. Bir tane kaleci, iki tane stoper. iki tane sağ Ya da bir tane sağ bir tane de sözleşmesi boşa çıkan bir sağ Yapılanmaya gidelim. William Arao herhalde Arao'dan memnun olan hiç kimse yoktur aranızda. Crespo 10 milyon euro piyasa değeri var ama eğer Crespo'yu bak şunu söyleyeyim transfer market değerine göre Arao'yu 7.5'a 6.5'a satsan kar. Kar. Açık söyleyeyim kar. Hem de çok büyük kar. Pressboy ona satsan büyük kar. Zaits 5.5 sözleşme uzatıp 5.5'a satsan büyük kar. İsmail Yüksek 4 milyon euro. İsmail'i eğer oynatacaksak sıkıntı ama oynatmayacaksak 8-9'a keşke okutabilsek. Mert Hakan 2.30 yazıyor. Kesinlikle satarım. Hiç beklemem. Arda Bilir 11 milyon euro yazıyor ama siz ona çok odaklanmayın. Şimdi buradan sonrası daha önemli. Rossi 12. 12'ye satıyorum. Kabul hocam. İrfan 7.5 satıyorum. Emre Mor 3.7. Arkadaşlar Emre Mor için inanın bugün satıyoruz diyelim. 8 milyon euroluk teklifi hazır. Dün sosyal medyada gördüm. Yazıyor Fenerbahçeliler çok üzülecek. Emre Mor 7-8 milyon euro bandına gidebilir. 8 milyon euroya gidebilir arkadaşlar. Evet. Ama kalıp daha da canavar olabilir. Kalıp kendini daha da geliştirip 18 milyon euroya 28 milyon euroya da gidebilir. Şimdi Batshuayi 10 milyon euro Batshuayi için dönem devam ederken devre arasında bir takım 12 milyon euroya kadar çıkabileceğini söyledi. Hani bonuslar, opsiyonlar falan. Bir şey söyleyeyim. 12'ye satılırsa büyük kar elde ederiz. Cao Pedro 6.5 yazıyor. Cao Pedro'yu 6.5'a değil 3.5'a da 4.5'a da satabiliyorsak bence kar. Fiorentina'nın ilgisi var. Arkadaşlar bu işler hiç belli olmaz. Bir bakarsınız Fiorentina onur meselesi yapar çıkar Mesela bizim bu şey gibi Sherlock gibi düşünün. Sherlock şimdi boşa çıkacak olsa hemen Fenerbahçe ulan biz buna işte zamanda istemiştik şöyle böyle ya da Vedat Muriçi yani hep adlar anı ya. Şu oluyor bu oluyor diye. orada arada Sherlock ne yaptı? Şu anda kiralıkmış Vedat'ta. Hapsi kiralamış 1.5 milyon euroya. 42 maç 14 gol 2 asist. 2798 yaklaşık 31 maç 8 dakika. İyi istatistik. Bitirmeye geldim. Can şu akın 6 milyon euro. Bak transfer market değerindeki her yani King'i de satarım, Pedro'yu da satarım, Valencia'yı da satarım. Bir tek Emre Mor transfer marketinden para gider. Valencia 3.8, Sözleşme uzatıp 3.8'e satsan kar. Serdar Dursun 2.2'ye satsan kar. Ben bir şey söyleyeyim. Bana hep şu eleştiri geliyor. Hocam takım sil baştan mı olacak? Şimdi ben size soruyorum. Bu takımda yetkiyi size verseler. Hazır birçok futbolcunun da piyasası varken. Kaçın elde tutarsınız? Kaçını? Şampiyon olduk inşallah. Şampiyonlar Ligi elemesine katılacağız. Altay İrfan Ertuğrul. Tatmin eder mi sizi? Bence etmez. Transfer isterseniz bir. Belev ki Atilla devam edilecek olsa Atilla'nın sağına Atilla'yı toparlayan Caşu, şey, Tim Minji gibi bir tane stoper istersiniz. Etti sana iki. Bak iki tane stoper. Luan Perez Osterwold'e sol bek oynasın. Bu sizi tatmin eder. Bu sizi kısmen keser. Ee, Samet Serdar Aziz duruyor zaten oraya bir stoper alacağız dedik. İki tane isim. Mustafa Önlük'e hepiniz fesih istersiniz. İstemezsiniz tabii. Lincoln'u 8'e çekelim ona çekelim her yerde oynar. Ferdi o sahayı, Zaten Ferdi o duracaksa sağ de istemezsiniz. Yani şu an bir kaleci bir stoper. Giden olursa artı git, gitmez dersem böyle. Orta sahada ben Arao'ya güvenmiyorum açık söyleyeyim. Crespo İsmail 8 olur. Zayt Smert Hakan'dan şey pardon Crespo İsmail'in 6 olur. Zayis Mert Hakan'dan 8 olmaz. Ya Zayis'ten çıkacaksın ya Mert Hakan'dan çıkacaksın. Oraya bir kütür kütür 8 numara alacağım Çift gönlü orta saha. E, 3. Hani kadroyu çok bozmayalım diyorsanız. Açık söyleyeyim Rossi ile İrfan'la biz ileri topu taşıyamıyoruz. Bak Emre Mor kısmen okey. Arda Güler kısmen okey. Bak şu anda Mesela 10 numara mevkisi için Arda Güler'i e banka oynatırsın. Lincoln'i e yedeği oynatırsın falan dersen bir şekilde kabul. Ama yok oraya da bir isim lazım. Yani 4-2-3-1 oynayacaksan. Ama 4-1-3-2 oynayacaksan durum farklı. 3. Bir tane sağ kanat. 4. Bir tane sol kanat. 5. Açık söyleyin Batshuayi, Pedro, King, Valencia, Serdar Dursun. 5'ini topla 1,5 tane forvet çıkmaz doğru düzgün. Bize bulduğunu atacak leblebici bir tane forvet lazım. Çift forvet sistemiyle devam edeceksek Batshuayi, Pedro, King bunlar yardımcı eleman. Bize yine kemirici bir tane az. Belki bir tane de onun genci lazım. Yani 5-6 tane transfer kesinlikle şart. Ama bana kalacak olursa çok ciddi bir yapılanmaya giderim. Para edenleri satar. Para etmeyenleri bir şekilde değerlendiririm. Benim de aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. İçimden geçenleri anlattım. Samimi bir bilgi anlattım. Ben şunu söyleyeyim. Bugün sat, satıyorum deyin 18'e hazır. Emre Mor'u satıyorum deyin 8'e hazır. 26 milyon euro. Hazır. Ferdi'yi satmaya biz 30 milyon euro istedik. Hani 20 teklif masaya konuldu ama 30 istedik. Bilginiz olsun. Hadi 20'ye de onu satacak olsan hani 26 46 milyon euro hazır Fenerbahçe için ama bunların yerini doldurmakta mesele. Ben şunu söyleyeyim. Değerini bulanı göndereceğim. Değerini bulanı göndereceğim. Ha Bugün Rossi 8'e 9'a 12'ye satılsa bir kişi üzülmez. Bir kişi üzülmez. Usta Avernike 2.8'e bon servisini al 2.8'e geri sat bir kişi üzülmez. Yani aldığın paraya satsan ya da transfer marketlerine satsan bir kişi üzülmez. Demek ki burada bazı yanlışlıklar var. Ha şunu da söyleyeyim. Bir takımda her futbolcu iyi olacak diye bir şey yok. Hani Barcelona'da Real Madrid'de bile her futbolcu iyi değil. Ama bir şeyler olması da lazım bir değişim şart. 15 Mayıs ve sonrası arkadaşlar. Hocam seçimden dolayı Seçimden dolayı değil. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin Giresun ve Trabzonspor maçları 18 Mayıs'ta fikslendi. orada 34. haftada biz Trabzonspor'la oynuyoruz. 35. Yani Perşembe günü oynuyoruz. 35. hafta maçları hafta sonu. Ancak bizim o hafta maçımız hükmen galibiyet olduğu için dinleneceğiz. Onlar çift maç haftasındalar. Biz dinlenmiş olacağız. Çok da işimize gelecek. Çok çok da işimize gelecek arkadaşlar burası. Onu da belirteyim. Ee, ondan sonra da muhtemelen maçlar aynı saatlerde oynatılır. 36. Hafta ve sonrasında da muhtemelen maçlar aynı saatlerde oynatılır. 36, 37, 38, 9, 40 hafta mı oynatılacak? 30 yok, 38 hafta oynatılacak. Dediğim gibi sonraki haftalar zaten aynı saatlerde oynatılır. Allah hayırlısını versin. Şu anda odaklanmamız gereken transfer değil, şampiyonluk. Şu anda futbolcularımızı çöplemenin bir anlamı yok. Ya da yere güve bir anlamı yok. Şampiyon olalım. En iyi futbolcular bizimkiler. Ama inşallah şampiyon oluruz. Müthiş bir yapılanmaya gireriz. Bugün bak bir firmin o ismi. Yanlış anlaşılmasın bak. Beni e, kimsenin yanlış anlamayacağını söylüyorum. Bir firmin o ismi sana hayat kazandırır. Bir hakimliğe şampiyon olup çekersen çok farklı bir atmosferik bir olay olur. Hani Ryan Kent konuşulduğu için söylüyorum. Rossi'den kente dönüşmek nasıl bir şey? Bunun kararını siz bilin. Mesela Dibala'yı bana çok soruyorlar. Arkadaşlar Dibala Türkiye sınırları içine girmez. Ben onu söyleyeyim. Ama girecek olsa bak. 4 tane transfer yaptım. Firmino, Ziyek, Kent, Dibala. Hani ileri dörtlüyü komple değiştirdim. Hani bu sistemde orta saha İsmail Crespo yap. Hiç sırıtmaz yani. dörtlü olduktan sonra. Bakalım arkadaşlar. Bizi çok hararetli bir dönem bekliyor. Kanalımıza abone olup gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınları kaçırmayın. Sürprizlerimiz oluyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.